Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin üzerine olsun inşallah. Rabbim ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Hanımlar, bugün sizlere şöyle küçük bir çiçek motifi anlatacağım inşallah. Allah kısmet ederse patiklerde süsleyebileceğimiz, toka yaparız, kazak üzerlerinde süsleme yaparız. Her türlü süslemede kullanabileceğimiz bir motif anlatacağım. Şöyle bir tane ipim var. Benim yine patik ördüm. Patiklerden kalma bir ip. Aslında bunun rengi çok güzel. Böyle limon küf yeşil ama kamerada bir türlü rengini tutturamadım. Artık böyle gözükecek. Yapacak bir şey yok. Şimdi hanımlar motifimizi yapmamız için 2 numara tığ kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 8 adet zincir çekelim. Evet, 8 zincirimizi çektik. Hemen uç kısmından şöyle sık iğne ile bağlayalım. 1, 2 zincir çektik. Üzerine ip aldık. Yaptığımız halkanın içine 2'li trabzan yapalım. Tekrar üzerine ip aldık, battık. 2'li trabzan. Yani bu halkamızın içine 16 tane 2'li trabzan yapacağız hanımlar. Bu şekil 16 tane ikili trabzan yapalım. Evet hanımlar bakın halkamızın içini 16 tane ikili trabzan yaptık. Hemen ilk çektiğimiz zincirin tepesine kaydırma tekniğiyle bağladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Üzerine 2 defa doladım. Hemen aynı yere tekrar batıp 1, 2, 3 defa daha çıktık. 1, 2 zincir çekip üzerine ip alıp yaptığımız bu bak boşluğun içine halkanın içerisine ikili trabzan olarak 10 tane yapalım. Bakın 1, 2, 3 zincirle birlikte 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ikili trabzanımızı ördük. Şimdi hanımlar bakın şu zincir var ya. Şu zincirin hemen şuradan içinden şöyle tığımızı takalım. Şöyle tutalım. Bu zincirin içini de tekrardan 10 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğnemizi yaptık. 1, 2 zincir çektik. İlk çektiğimiz şu tepedeki zincirin tepesine kaydırmayla bağladık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle kaydırmayla çıkarıyorum. Bir pimpirik oluşturduk. 1, 2, 3 zincir çektik. Hemen yanındakine battık. Tekrar kaydırmayla çektik. 1, 2, 3 zincir çektik. Hemen bir sonraki yanındakine battık. Kaydırma tekniğiyle şöyle çektik. Birer birer böyle pimpirik yapar gibi bakın. Sıranın şu sonuna kadar geleceğiz hanımlar. Tekrar gösteriyorum. 3 zincir çektik. Hemen bir yandakine girdik. Kaydırmayla şöyle tığımızdan çıkardık. 1, 2, 3 zincir çektik. Hemen yandakine battık. Kaydırmayla şöyle bir pimpirik yaptık. Bunu şu sıra sonuna kadar yapalım. Evet hanımlar, sıranın sonuna kadar geldik. Şimdi burada ilk battığımız yer vardı yani. Şurası. Hemen oraya tekrar bir kaydırmayla indik. Hemen yanındakine değil, bir sonrakine. Battık, bir sık iğne yaptık. 1, 2, 3, pardon 3, 4, 5, 6 zincirimizi çektik. 2 defa doladık. Aynı yere tekrar battık. 1, 2, 3 defa da çıktık. Şimdi tekrar hanımlar 1, 2 zincirimizi çektik. Tekrar aynı yere batıyoruz. Bakın şu boşluğa. Aynı boşluğa 10 tane yine demin yaptığımız gibi ikili trabzanımızı yapacağız hanımlar.
Bu şekil. Buraya 10 tane ikili trabzan yapalım. Evet, ikili trabzanlarımızı yaptık 10 tane. Tekrardan bakın, bu zincir olan yere hemen şuradan tığımızı geçiriyoruz. Bu zincirin içine boşluğa alttan girerek 10 tane tekrardan sık iğne yapıyoruz. Evet, 10 tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 zincirimizi çektik. Şu ilk zincirin tepesinden kaydırma ile bağladık. 1 2 3 4 zincir çektik. Hemen aynı yere tekrar batıp kaydırma ile bağladık. 1 2 3 zincir çektik. Hemen yanındakine geçtik. Şöyle kaydırma ile pimpiriğimizi yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Tekrar yanındakine geçtik. Kaydırmayla pimpirik yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Yanındakine geçtik. Kaydırma işlemiyle bir pimpirik yaptık. Bu şekilde yine tekrar sonuna kadar gidiyoruz hanımlar. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar pimpiriklerimizi yaptık. Bakın. Burada tekrardan aynı yere battık, kaydırmayla kapattık. Kapattıktan sonra hanımlar bakın, birinci değil ikinciyi tekrardan batarak bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. 2 defa doladık. Aynı yere tekrar battık. 1 2 3 defa da çıktık. 1 2 zincir çektik ve burayı tekrardan 10 tane ikili trabzan yapacağız. Hanımlar hep aynı işlem. Uzatmanın bir anlamı yok. Bu şekil sıra sonuna kadar gidelim. Yani şöyle 8 tane yaprağımız olacak hanımlar. Yapalım, dönelim. Evet hanımlar bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptım. 8.yi tekrar birlikte yapalım dedim. Evet, 8.yi şöyle batmıştım şu son şeye. Tekrardan 1, 2, 3 defa daha çıktım. 1, 2 zincir çekip burayı 10 tane doluyoruz. Evet, 10 tane ikili trabzanımızı yaptık. Tekrar şu zincir kısmındaki yere 10 tane sık iğnemizi yapalım. Hanımlar ben bunu yabancı bir kanalda gördüm. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Ben de anlatayım dedim. Çok da güzel bir motif. Her şeye yakışır. Patik süslemesine yakışır. Kazak süslemesine yakışır. Çocuklara toka yapın, arkasına lastik dikerekten. Çok güzel oluyor. Hanımlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz bütün bildirimlerimden haberdar olursunuz. Hanımlar izlemeleri tam yapalım lütfen. Henüz daha kanalım açılmadı. Kanalımın açılması için saatimin dolması gerekiyor. Bu işle ilgilenen arkadaşlar zaten bilirler. Bilmeyenler için şey yapıyorum. Söylüyorum hanımlar. Lütfen desteğinize ihtiyacım var. Desteklerinizi esirgemeyin. Daha çok bir şeyler yapıp anlatabilmem için, kanalımın ön sıralara gelmesi için hanımlar, like atmayı unutmayın. Yorum yazarsanız çok memnun edersiniz beni. Ben gelen arkadaşlarımın hepsine dönüş yapıyorum. Evet ona bakın. Dolgularımız bitti. Son şu kalan kısma bir tane kalmıştı. Ona da sık iğneyle batıp kapatıyoruz. Şöyle bir iki zincir çekelim. İpimizi kestik. Onu ben sonra arkada saklayacağım. Uç kısmını. Şöyle bakın hanımlar, hepsini kanadı üstüne şöyle gelerekten. Evet, çok güzel bir motif hanımlar. Gerçekten harika duruyor. Şu orta kısmına inci dikebilirsiniz.
Değişik boncuklar koyabilirsiniz. Bakın arka tarafı da şöyle. Evet hanımlar, bugünlük bu kadar. Şöyle güzel bir motif anlatmaya çalıştım. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.